İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Seyran Simonyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Ünlü Washington danışmanlık firmasının muhtırası. Artak Beklaryan. İnsanlar haftalardır acı çekerken neden birdenbire hümanist oldunuz? Artak'tan zorla yerinden edilmiş bir grup insan Fransız yardım konvoyunun geçişini bekliyor. Batı Ermenistan'ın Van'daki Ermeni Baragavan Kilisesi yıkımın eşiğinde. Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya. Seyran, hava indirme bölüğünde savaşın ilk gününden itibaren Taliş, Ağdaban ve Madaris'teki muharebe operasyonlarına katıldı ve 22 Ekim'den itibaren Şeher köyünü savundu. Orada bulunduğu üçüncü gününde top mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Şarapnel sırtına isabet etti. Bölüğün askerleri Seyran'ı ambulansa kadar götürdü ancak kurtarılamadı. Şarapnel akciğerine zarar verdi. Seyran hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Seyran, Lori bölgesinin Tumanyan kasabasında yaşayan ailenin dört çocuğundan ikincisiydi. 9. sınıfta okulu bırakıp askeri akademiye girmeye karar verdi. Asker olmak istiyordu ama ailesi buna karşıydı. Alaverdi kentinin meslek yüksek okuluna kabul edildi. Askerlik sonrası inşaat işi için Rusya'da bulunan babasının yanına gitmeyi planlıyordu. Annesi, askere gitmeden 2 ay önce arkadaşlarıyla birlikte Kobayır Manastırı'nın restorasyon çalışmasına katıldı. Şimdi Seyran'ın ölümünden sonra sık sık oraya gidiyoruz diyor. Ocak 2019'da Seyran Artsakh'ta askerlik yapmak üzere askere alındı. Drombon hava indirme taburuna transfer edildi. El bombası fırlatıcısıydı. Annesi ve babası ile konuşurken askerlikten her zaman memnun olduğunu söyledi. Askeri faaliyetini her zaman sevdi. Savaşın ilk 4 günü boyunca Seyran'a ulaşılamadı. Taliş'te yoğun çatışmalar sürüyordu. Ancak 2 Ekim'den itibaren günde 2 kez arayarak ailesini endişelenmemeye ve çatışmalara katılmadığına inandırdı. Seyran'la en son 22 Ekim gecesi telefonla görüştüler. Annesi 23'ünde 24'ünde aramadı. Belki uygun değil diye düşündüm. 25 Ekim'de aramasını bekliyordum. O gün onun doğum günüydü. O gün Seyran 20 yaşına girecekti ama aramadı. Ertesi gün oğlumun şehit olduğunu öğrendim diye anlatıyor. Seyran Simonyan ölümünden sonra Cesaret Madalyası ve Tumanyan Madalyası'yla onurlandırıldı ve Tumanyan kasabasında bulunan aile mezarlığına defnedildi. Farklı dönemlerde Ermeni platosunu işgal eden işgalciler Ermenileri asimilasyona zorlama politikasını benimsemiş ve bunun uygulanmasının ana yöntemlerinden biri de zorla din değiştirme olmuştur. Türk unsurunun bölgeye nüfus ettiği ve devlet birimlerini oluşturduğu dönemde yerli gayrimüslim nüfus çoğunluktaydı ve istilacılar bu tabloyu değiştirip Müslüman çoğunluk oluşturmak için yola çıktılar. Bunun için yerli halkların zorla İslamlaştırılması temel politikasından bir haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun başlıca gayrimüslim milletlerinden biri olan Ermeniler düzenli olarak farklı zamanlarda, farklı hacimlerde zorla İslamlaştırmaya maruz kaldı. 1915-1923 Ermenilere uygulanan soykırım Armenosi sırasında binlerce Ermeninin zorla Müslümanlaştırıldığı biliniyor. Soykırım Armenosi sırasında kaçırılmaların ve İslamlaştırmanın bir numaralı hedefi Ermeni kadınları ve kızlarıydı. Müslümanlar onları kaçırarak öncelikle kendilerini evliliklerde ödenen başlık parası denen yükten kurtardılar ve ayrıca haremlerini bütünlediler. Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınlarla ilgili pek çok gerçek daha sonra 1. Dünya Paylaşım Savaşı'nda mağlup olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman evlerinde tutulan Ermeni kadınlarını iade etmek için adımlar atmak zorunda kalmasıyla ortaya çıktı. Hiç şüphe yok ki pek çok Ermeni kadını için Müslümanlarla evlendikten sonra hayat çeşitli travmalarla dolu olmuştur.
Avrupa'da yaşayan Türk araştırmacı Uğur Üngör'ün saha araştırmaları sırasında yapılan bir röportajda ise oldukça dikkat çekici ve anlamlı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Üngör'le konuşan Vanlı Kürt siyasetçi, büyük annesinin Ermeni olduğunu söyledi. Daha sonra adı geçen politikacı şunu ekledi. Karamsar ve depresif kadının kendi ailesini lanet ederken neden onlara Kürt piçleri dediğini hiçbir zaman anlamadım. Soykırım, Armenosit sırasında Ermeni kadınların zorla İslamlaştırılması sonucunda bugünkü işgal altındaki Batı Ermenistan'da Ermeni başta büyük anneleri olmak üzere Ermeni kökenli bir toplum tabakası oluşmuştur. Hrant Dink bu vesileyle şunu kaydetti. Bugün Batı Ermenistan'da dolaştığınızda hemen hemen her yerde çeşitli ailelerde dedem ve büyük annem Ermeniydi diyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün işgal altındaki Batı Ermenistan'da Ermeni büyük annelerin varlığı o kadar yaygın ki modern Türk kurgu dışı ve belgesel edebiyatının da konusu haline geldi. Washington merkezli ünlü uluslararası kamu hukuku ve politikası grubu adlı danışmanlık firması Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan müzakereleri hakkında Artsakh'a odaklanan bir memorandum yayınladı. Bu memorandumun amacı Artsakh'taki Ermeni halkının en azından kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu ve devam eden müzakerelerin bu hakkın anlamlı ve etkili bir şekilde korunmasını sağlaması gerektiği argümanını sunmaktadır. Bu nedenle Artsakh 1920'de tanınan Ermeni devletinin bir parçasıydı. Artsakh'ın Sovyetler Birliği dönemindeki özerk statüsü ve Artsakh Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Bakü arasındaki müzakerelerde Artsakh halkının gelecekteki kaderi ve durumu için bir referans noktası olarak hizmet etmelidir. Bu memorandumun Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki müzakerelerin belirli bir sonucunu savunduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayalım. Buna karar vermek müzakereci tarafların ve her şeyden önce Artsakh halkının yetkisindedir. Artsakh Devlet Bakanı Danışmanı Ardak Beklerian, Facebook sayfasında yazdığına göre Artsakh halkını 261 gün boyunca kuşatıp 77 gün boyunca tam kuşatma altında tutan Aliyev'in soykırımcı rejimi ucuz bir propaganda hamlesi daha yapma kararı aldı. Soykırım Armenosit politikaları sonucunda Artsakh'taki un kıtlığının kritik boyutlara ulaşmasını beklediler. Ardından Artsakh halkına sözde yardım amacıyla Kızılay kamyonlarıyla Akna'ya, Ağdam'a un gönderdiler. Gösterişli ve provokatif araçları kendi kontrolleri altında bulunan topraklarda bulunuyor ve Artsakh kontrol noktasını geçemiyor. Bu süper hümanist düşüncenin yaratıcılarına birkaç soru. 1. Madem Artsakh'taki yiyecek kıtlığı sorunu konusunda bu kadar endişeliydiniz, neden Berzor koridorunu bu kadar uzun süre açmadınız? 2. İnsanlar haftalardır sizin neden olduğunuz aşırı gıda ve diğer hayati mal kıtlığı nedeniyle acı çekerken ve hatta ölürken neden şimdi birdenbire hümanist oldunuz? 3. Eğer gerçekten insani bir yardım ise neden yükü Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla göndermediniz de kendi yetkiniz altında faaliyet gösteren Kızılay'ı dahil etmek zorunda kaldınız? 4. Sizin teşvik ettiğiniz Ermeni nefreti ve Armenosit politikasının ruhuyla un üretimi ve tedarik zincirinde yer alan Azerbaycanlıların una zehirli maddeler karıştırmadıklarını uluslararası laboratuvarlarda kontrol ettiniz mi? Step 1IM, Fransa'dan gelen insani yardım konvoyunun Fransa'nın en büyük şehirlerinin belediye başkanları eşliğinde Gornizor köyünden ayrılarak Hakkari Köprüsü'ne doğru yola çıktığını yazıyor. Konvoya akrabalarının yanına gitmek isteyen Artsakh'tan zorla yerinden edilmiş bir grup insan eşlik ediyor. Dizak'a dönüş adlı STK'nın başkanı Margarita Karamya'nın belirttiği gibi çadırların kurulduğu Gornizor'da bulunuyorlar. 22 Temmuz'da Artsakh'tan sınır dışı edilen bir grup insan gazeteciler eşliğinde Hakkari Köprüsü'ne giderek Rus barış güçlerinin ailelerine yeniden kavuşmaları için Artsakh'a kadar kendilerine eşlik etmelerini talep etti. Barış güçleri bu talebi reddetti. Bu eylemin ardından uluslararası kuruluşlar Bakü'nün koridorun açık olduğuna dair açıklamalarının yanlış olduğuna ikna oldu.
Ermeni Haber, Batı Ermenistan'daki Van'ın İpek Yolu ilçesine bağlı Bakraçlı köyündeki Ermeni Varagavank Manastır Kompleksinin yıkımın eşiğinde olduğunu yazıyor. Varagavank Manastırı Kompleksinin kiliselerinin çoğu artık yok. Geriye sadece duvarlar ve taşlar kaldı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan külliyeden yalnızca bir kilise kısmen korunabilmiş. Türk kaynağına göre kilise şu anda köyde yaşayan bir Kürt çobanın himayesinde. Manastır kompleksinin hiçbir hükümet döneminde yenilenmediği ve devlet tarafından terk edildiği kaydedildi. Sadece Van'da 100'ün üzerinde kilise bulunuyor. Bunlardan Van Gölü'nün 4 adasından biri olan Ahtamar Adası'ndaki Surpaç Kilisesi ile Ardamet, Edremit'teki Meryem Ana Kilisesi yenilendi. Şunu belirtelim ki Varagavank 7. yüzyılda tarihi Vaspuragan eyaletinde yani Van şehrinin güneydoğu kesiminde Varaga Dağı'nın batı yamacında inşa edildi. Eskiden Van Başpiskoposu'nun ikametgahıydı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı'nın desteğiyle Çin'in Emeyşan şehrinde düzenlenen Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'na Doğu Ermenistan Cumhuriyeti geleneksel Wushu Federasyonu sporcuları katıldı ve bir altın, iki gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Ardaşes Avakyan altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanına layık görüldü. Bunun 22 yıllık Ermeni Wushu tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı olması dikkat çekicidir. Avakyan gümüş madalyayı da kazandı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir diğer temsilcisi Gevork Yeritsyan, Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda bir gümüş ve bir bronz madalya kazanırken, Siranuş Avakyan da bronz madalya kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zahkazori Bar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.